Görüntülerle birlikte birazdan değerlendiririz de neden bu zamanlamayla Nasrallah artık son nokta mı oldu, bardağı taşıran damla mı oldu İran için, ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye daha da büyük bir yığınak yönlendirdiğini şimdi görüyoruz. Hem ek asker gönderiyor, hem 4 askeri uçak filosu, biri ulaştı bölgeye, 3'ü de yolda olmak üzere. Bölgeye yönlendirildi Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından. Biden da acil koduyla toplantı kararı aldı. Peki bu iş nereye varacak? Hep konuşuyorduk ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında yaptığı vurgu çok önemli. Lübnan'dan sonra gözlerini vatanımıza, bizim topraklarımıza dikecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail için. Ama sadece İsrail için mi geçerli? Çünkü İsrail dediğimizde arkasında malum Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere başka güçlerden de söz ediyoruz. Ferhat Bey, sizinle devam edelim mi? Ya aslında değindiğiniz nokta çok önemli. Yani biz evet bu teknik detayları konuşuyoruz. Şu noktaya mı düştü, bu işin devamı olur mu, evet, gibi şeyleri tabii ki konuşuyoruz doğal olarak. Ama bu işin nihai hedefi neresi olur? En son noktada bizim ülkemizi nasıl etkiler? Hep bunu konuşmaya gayret ediyoruz aslında, evet, 7 Ekim'den bu yana. Çünkü 1948'de İsrail bayrağında ne yapacağını açık açık söylüyor. Nil'den Fırat'a Büyük İsrail'i kurma hedefinin olduğunu, bakın bunu gerçekleştireceğini söylemiyorum, böyle bir hedefi olduğunu dile getiriyor. Ve 48'den bu yana, hatta 1920'lerden bu yana zaten bu amaç uğruna çalışıyor. Kendini bu amacı gerçekleştirmek için bahaneler, gerekçeler belirliyor. Hı hı. Şimdi terörle mücadele şu son dönemin aslında belki de parolası. İsrail'in yayılmacılığını, bölgedeki alanını genişletmesini tesis etmek için kullandığı parola ne? Terörle mücadele. İşte Gazze'de sözüm ona Hamas'ı kastederek terörle mücadele. Lübnan'da Hizbullah'la mücadele. Şimdi bakacaksınız Suriye tarafında yine benzer bir politikayla Lübnan'da eğer başarılı olabilirse, ki ben Lübnan'ı işgal etme sürecinin çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok farklı parametreler girecek devreye. Bu arada yani gün boyu bunu konuştuk ama izleyicilerimiz için ben hatırlatayım. Karadan da evet, çapı şimdilik sınırlı olmak üzere bir operasyona başladı Lübnan'ın güneyinde. Tabii Birleşmiş Milletler askerleri çekildi oradan. Evet. Boşalttılar aslında, evet, alanı, tamam, İsrail için diyelim. Lübnan'da da şu anda ayrı bir kargaşa var. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün meclis açılışında Lübnan'ın ardından gözlerini topraklarımıza dikecekler sözü de bu açıdan çok çarpıcı. Lübnan'a bu düzenleyeceği harekatın haberlerini de biz aylar öncesinden konuşmaya başladık Sayın Başbuğ, öyle değil mi? Tabii ki, yani biz daha ilk Gazze olayı başladığında yol haritasını çizdik. Keşke yanılsaydık ama maalesef o çizdiğimiz harita işliyor. Önce Gazze'de başlayacak masal, hikaye, evet, ardından Lübnan, sonrası bir şekilde Suriye bu iş sıçratılacak. Ardından hedefin Türkiye olduğu yolunda. Şimdi çok ilginç, şöyle bir zamanlama. Zaten Amerika Birleşik Devletleri İran'ın saldıracağı konusunda bilgi sahibi olduğunu bugünkü açıklamalarla ortaya koydu. 500 füze fırlattı deniyor. Kimi kaynaklara göre 200'ün üzerinde füze fırlattı İran. Öte yandan şöyle bir durumda var İran açısından. İsrail eğer yanıt verirse çok daha doğrudan güçlü bir biçimde karşılık vereceğiz diyor. İsrail de diyor ki tepkimiz çok sert olacak. Şimdi ben aslında Başak Şengül şurayı hatırladım. Yani, çok özür dilerim, şunu da ekleyeyim. Tabii. Netanyahu da bugün döndü, dedi ki İran halkı ile ilgili olarak en kısa zamanda özgürleştireceğiz. Zaten özgürleşecekler. Yani İsrail ve Amerika'yı çok ayrı düşünmemek lazım. Yani Irak'a girerken de özgürleştirmek ve demokrasi için girmişti Amerika Birleşik Devletleri. Irak'ın hali malum herkesçe. Şuradan bakmak lazım. 1 Nisan'da biliyorsunuz İsrail İran'ın Şam Büyükelçiliğini vurmuştu. Ve dolayısıyla İran'ın ne cevap vereceği günlerce beklendi. Yaklaşık 15 gün beklendikten sonra 300'ün üzerinde bir füzeyi bugünkü gibi gönderdi ve biz karşılığımızı verdik dedikten sonra İran'da insanlar sokaklara döküldü ve zafer kutlamaları yaptılar, hatırlıyorsunuz. Yani evet, şimdi aslında bugünden sonra İran'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği yarın aslında bize bir şeyleri çok daha net gösterecek diye düşünüyorum. Yani yine işte geçtiğimiz
saldırı sonrasında sokaklarda Kasım Süleymani'nin fotoğraflarıyla bir zafer elde etmiş gibi İran sokaklarına dökülen insanlar yarın Haniye'nin de fotoğrafını alıp dökülürlerse aslında şunu anlamış olacağız. İşte beklenilen İran'ın cevap vermesini düşündüğümüz konu gerçekleşti. Saldırı oldu ve İran intikamını aldı gibi bir algıyı oluşturmak için bir görüntüyü karşımıza çıkartırlarsa bu işin kısa vadede yani Amerikan seçimlerine kadar çok fazla büyütülmeden götürülebilme ihtimali var. Ama hani burada İsrail şimdi doğrudan karşılık verir ve konu çok daha alevlenirse aslında ilerleyen saatler bize daha belirleyici yani ilerleyen saatler olacak. Ve ilerleyen günler. Çünkü tabii. İsrail de diyor ki bizim istediğimiz zamanda biz istediğimiz biçimde yanıt vereceğiz ama çok şiddetli bir cevap olacak bu diyor. Turan Bey, şimdi gelinen nokta itibarıyla hep korkulan o ya bölgede büyük savaş. Sadece bugün Sayın Bahçeli de diyor yani bu bölgeyle de sınırlı kalacak bir mesele olmaz. Yani bu yangın dünyaya yayılır. Buyurun. Ben bir dünya savaşına yayılacağını düşünmüyorum. Sayın Bahçeli ne maksatla bunu söylüyor bilmiyorum ama bir bölgesel savaşsa bölgesel savaş zaten uzun süredir var. Bir bölgesel savaş çıkıyor mu çıkmıyor mu meselesini tartışmamızın bile anlamı yok. Ama çok ayıp bir şey yapıyoruz. Dünyanın canı yanıyor. Biz konformist yataklarımızdan bize de sıra gelir mi tartışmasındayız. Önüne geçemediğimiz, engelleyemediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin G7 ülkelerinin arkasında kapı gibi durduğu ve tahrik ettiği bir süreci zamanında okuyamadığımızdan dolayı bugün kendi yataklarımızda rahat kalabilecek miyiz tartışmasını yapıyoruz. Bir hatırlatma yapacağım. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı diye bir tartışma açmıştık biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7-8 yıl önce. Bölgedeki devletlerin birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasının zorunlu olduğunu, uluslararası birçok kuruluşun artık işlevsizleştiğini 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki tabloda onlara tevdi edilen görevleri yerine getirecek durumda olmadığını, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya 5'ten büyüktür sözü de bu anlamda anlamlıdır. Yani uluslararası kuruluşların artık işlevsizliğinin olduğu yerde bölgesel ilişkileri sıklaştırarak etrafımızdaki devletlerin rejimine bakmaksızın güçlü ayakta kalmalarını sağlamamız gerektiğini anlatmaya çalışmış. Ben biraz bölerek sıcak bilgi de aktaracağım tabii, müsaadenizle. Buyurun. İsrail ordu sözcüsünden açıklama var. Vatandaşlarımıza sesleniyorum diyor. İsrail ordu sözcüsü füzelerin yerlerini ve vurulan bölgelerin resimlerini paylaşmayın. Şimdi böyle de bir koruma altına alma gayreti var İsrail kanadında. Ayrıca İranlı yetkililerden gelen son bilgi Emri Hamaney'in İran'ın dini liderinin verdiği yönünde ve misilleme olursa tekrar saldırırız diyor İran kanadı. Zaten bunun sebebi de şey bu arada özür dilerim Turan Bey. Yani istediğimiz gibi İsrail'in maksadı şu. İstediğimiz gibi dezenformasyon yapabilelim. Yani gerçek görüntüleri paylaşmayın ki biz yarın işimize geldiği gibi bunu kullanabilelim peki, demek istiyorum. Şimdi tablo böyle olduğunda etrafınızdaki ülkelerin rejimiyle ilgisiz kendilerinin dik ve güçlü kalabilmelerine bir şey olmanız gerekiyordu. Vesile olmanız gerekiyordu ama biz bunların tamamını pas geçtik. Bu bölgede bütün devletler birbirleriyle problemli hale geldi uzun süre. Ve nihayetinde yakın tarihte anladık ki bu iş böyle olmamalı. Suriye ile de doğru ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Başka ülkelerle de Irak'la da vesaire falan filan. Bu tablo biraz gecikti ama hala anlam taşıyabilir. Hala bu mekik devam ettirilebilirse, bu ilişkiler doğru kurgulanabilir ise bu hala anlam taşıyabilir. İran'ın İsrail'le olan konusuna gelince İran kendi sınırlarında savaş asla istemez. Vekalet güçlerle beraber her türlü ilişkisini devam ettirme isteklisi olur. İkincisi İsrail'le savaş isteklisi de asla olmaz. Bu anlamda İran'ın Cumhurbaşkanlığı, şu andaki Cumhurbaşkanlığı'nın tavrı Gürbüz Bey'in söylediği gibi çok önemliydi. Ama bir gerçeği de görüyoruz. Hem Hamas'ın liderinin öldürülmesinde, hem Hizbullah'ın liderinin öldürülmesinde, hem Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde, hem İran'ın Cumhurbaşkanı'nın işte helikopteri düşüyor ne olduğunu anlayamıyoruz. İran'ın da, Hizbullah'ın da, Lübnan'ın da, diğer devletlerin de göbeğine kadar girmiş bir Mossad görüyoruz. Yani hareketlendiği anda her şey farkına varabilecekleri ve siyaseten de etkileyebilecekleri bir atmosfere çevirmişler bunu. İran'ın saldırıp ya da saldırmaması kendi içinde bir tartışma konusu. Çünkü İsrail uzun süredir hem vekalet güçlerinin varlıklarından hem İran'la arasındaki gerilimden beslenerek az önce arkadaşlarımızın söylediği gibi bölgede elini yükseltip ABD'nin de doğrudan bu işin içerisine girmesinin yolunu arayacak bir yol yürümeye çalışıyor. Bize gelince bizim bulunduğumuz yer itibariyle bir
NATO kendisini feshedecekse bize bir saldırı olabilir. Biz NATO ülkesiyiz. Biz NATO ülkesiyiz. NATO sözleşmesinin içerisinde NATO ülkelerine bir saldırı gerçekleştiğinde NATO'nun ne yapacağı tanımlanmış. Bu öyle kolay, ya rastgele. Açıkçası Turan Bey, son dönemde uluslararası hukuk bu tür... Hayır, NATO başka bir şey. Hayır, buradaki şey direkt başka bir şey. Turan Bey, aslında sınırlarımıza bu kadar İsrail'in yaklaşması konuşuyor. Sınırlarınıza İsrail'in yaklaşmaması için Suriye ile sınır anlaşması yapmanız gerekiyordu. O görüşmeleri geciktirdik ama yapmalıyız. Ama bu tek taraflı bir şey değil. Yani 2018'deki Esad'la bugünkü Esad arasında çok fark var. Siz birkaç cümleyle tamamlayın lütfen. Hayır, görüntüleri şey yapabiliriz yani. Çok teşekkürler. Diyor ki Turan Bey, yani Türkiye NATO üyesi bir ülke, bize saldıracaklarsa ya NATO sıradan uluslararası bir ilişki olarak görünmemeli. Birleşmiş Milletler ya da Güvenlik Konseyi gibi değil. Kalacak. NATO bir savaş örgütü yani.